Bakın Gül Hanım, teyzenizin dinlenmesi, hiç heyecanlanmaması gerek. Kalbi biraz zayıf. Anlıyorum efendim. Muayene sırasında bana bir oğlu olduğundan bahsetmişti. Galiba şimdi Almanya'daymış. Evet doktor bey. 15 yıl kadar önce babası Almanya'ya giderken oğlu Hasan'ı da beraber götürmüş. Hacer teyzem bir daha onlardan hiç haber alamamış. Evet, anlıyorum. Oğlu gittikten sonra Hacer teyzem yapayalnız kalmış. O sıralarda benim de annem ölmüştü. Kimsem yoktu. Hacer teyze beni yanına aldı, yetiştirdi, bana analık yaptı. O halde onu mutlu etmek için bütün iş size düşüyor. Bak teyzeciğim, bundan sonra evde iş görüp yorulmak, heyecanlanmak yok. Yatıp dinleneceksin. Doktor söyledi. Ayol doktor beni benden daha mı iyi bilecek? Hiçbir şeyim yok teyzeciğim, benim. Teyzeciğim, hayır. Senin iyiliğin hayır. İçin. Ah, ah Gül şuraya bak, yabancı bir araba. Bunlar Hasan'ımı bilirler. Hacer teyze kendine gel. Nereden bilsin? Bilirler ya? Bilirler evladım baksana. Ay durun biraz ayol durun durun durun. Ay ay. Ay nefes nefese kaldım çünkü. Teyze artık bu saçmalıklara paydos. Hasan'ımı soracaktım. Yabancı değil miydi bunlar? Onlar turist teyzeciğim. Turist. Hadi çocuklar yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İşte bekçi bu. Çay bir tane olsun. Bir tane yapsana çay. Çaylar üç oldu usta. Hı, gene yutulduk. Ne şans var şu Zeki'de be. Sen boş ver şansı oğlum. Bu akşam soygunu yapıyoruz. Arkadaş ben bu işte yokum. Peki kardeşim sen bizi dinleme. Ömrün boyunca parasız dolaş. Oğlum biz de ilk defa yapıyoruz bu işi. Sen kapıda etrafı gözetleyeceksin. Biz paraları alıp geleceğiz. Kırın adını. Tamam mı? Tamam mı? Tamam.
Sen olur deli. Hacer teyzeciğim, ne arıyorsun sen mutfakta? Ne mi arıyorum? Yemek yapıyorum işte. Hani sen hiçbir şeye elini sürmeyecektin? Hadi bakalım. Dur, doğru hayır, içeri. Şunu tuzunu koyayım. Dur bir hadi dakika. Hadi sen içeri, ben koyarım. Kızım sen şimdi mutfağı birbirine katarsın. Katmam teyzeciğim, katmam. Bırak da ben yapayım. Olmaz. Hadi geç otur söyle. Al bak, gazetede getirdim. Aman nereden gittik şu doktora sanki. Hacer teyze, niye her şeyin yerini değiştiriyorsun? Ayol ben 40 yıllık alışkanlığımı senin için değiştiremem ya. Hem ben her şeyin yerini biliyorum. Gül, koş bak, gazetedeki havadise bak. Şimdi gelemem, işim var. Ne yazıyor? Bugün Almanya'dan bir grup işçi daha dönmüş. Hasan'ım da gelir mi dersin? İnşallah gelir teyzeciğim, inşallah. İlaç zamanımız geldi. Bu hapın suyunu da al bakalım. Şimdi de şu şuruptan bir kaşık alalım. Alırım. Peki. Ben alırım. Gül, bugün Hasan'ın da gelmiş midir acaba? Bilmiyorum canım. Hadi bakalım. Doğru yatağa. Ayol daha çok erken. Hadi. Kızım birazcık daha otursaydık. Daha uykum yok benim. Hadi teyzeciğim, hadi. Üf, doktor kesildin başıma. Nedir bu senden çekti? Hadi iyi geceler teyzeciğim. Sana da yavrum. Gül. Hasan'ım gelirse beni uyandır. Ha? İşte burası. Sen burada bekleyeceksin. Başımıza bir iş gelmesin. Merak etme. Hadi bayram. Sabah dikkat etsene. Ne yapayım, çok ağır. Hey, kim var orada? Eyvah bekçi. Gördün mü, uyandırdın herifi. Durun durun. Bacağım. Ne oldu, bir şey mi var? Bırak şimdi soru sormayı. Yaralandım, kaçalım. Hay Allah, yürüyün. Neyse, atlattık. Necati, öldü mü dersin? Herhalde. Kim? Bekçi. Ne? Bekçiyi mi öldürdünüz? Hani silah kullanmayacaktınız? Ne yapalım, mecbur kaldık. Gördünüz mü başımıza geleni? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Kaçacağız. Hadi yürü. Hay Allah. Hadi gayret et. İmkanı yok, artık yürüyemeyeceğim. Sık dişini Necati. Hey, şuraya bakın. Ne var? Bir ev. Ev mi? Işık falan yok. Boş olacak. Haklısın. Girelim.
dikkat edin. Biri olabilir. Zannetmem. Burada kimse yaşamaz. Sersem herif, gene bir şey devirdin. Ne yapayım, karanlık, göremedim. Görememiş. Dikkat et, ne olur ne olmaz. Salak, ne olacak? Yukarıda ışık yandı. Hani burası boştu ulan? Allah Allah, yanılmışım. Şişt etmeyin. Biri geliyor, dikkat. Tamam, yakaladım. Işığı yak. Aa, bir kız be. Ne yapacağız şimdi bunu? Dinle, sana kötülük yapacak değiliz. Bağırmak yok yalnız, anlaştık mı? Sen ne arıyorsun burada bakayım? Burası benim evim. Biz bir müddet burada saklanacağız. Kaçacaksınız demek. Peki ne yaptınız? Seni alakadar etmez. İyi ama burada kalamazsınız. Neden kalamazmışız? Kes sesini be. Kalacağız işte. İyi ama teyzem. Ne teyzesi? Allah kahretsin. Bir de teyzem mi var? Evet. Sizi burada görürse heyecandan ölür. Bize ne be? Bir de teyzesi varmış. Gül. Eyvah teyze. Ne oluyor orada? Bunlar da kim? Bunlar mı? Bunlar şey. Yoksa geldi mi? Kim geldi mi? Eyvah. Yoksa geldi mi Hasan'ım? Hasan'ım mı geldi? Geldi mi? Evet geldi. Ah, biliyordum zaten, geldi ha. Oğlum geldi. Hasan'ım geldi. Hasan'ım. Ah yavrum. Hasan da kim ya? Bizi biriyle karıştırıyor galiba. Yavrum, Hasan'ım. Nihayet geldim ben. Hadi. Bu karı bayıldı. Al başına belayı. Allah'ım, nedir bu başıma gelen? Ne yapacağım ben şimdi? Nereden geldik buraya? Bir bu kadın eksikti. Ben şimdi ayılınca ne diyeceğim kendisine? Bize ne be, ne dersen de. Zaten derdimiz başımızdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağız? Peki ama birkaç gün burada kalacağız diyordunuz. Tabii kalacağız. Sana mı soracaktık? Ama teyzem bunu oğlu sanıyor. Bana bak Turgut, nasıl olsa kalacağız burada. Keşke bir an önce gitsek. Oğlum, yaram iyileşmeden gidemeyiz bir. Dışarı çıkar çıkmaz yakalanırız iki. Bir iki gün bu kadın seni oğlu sansın, ne çıkar? Yok, bir de anam eksikti. Olmaz öyle şey. En iyisi karı ayılınca kafasına bir şey vurup tekrar bayıltalım. Allah korusun. Bırak ulan aptallığı. Her dakika bu kadınla mı uğraşacağız? Gül. Yavrum Gül. Efendim teyze. Oğlum nerede? Burada teyzeciğim. Burada. Oğlum. Oğlum. Hasan'ım geldi. Dışarıda kimseler yok. Biraz yavaş ol lan. Kıpırdama ya. Kurşunu çıkartıyorum. Oh,
Bak, çıkardım. Gel, gel aman gel işine gül, gül aman gül işine kurban olayım. Gel, gel aman gel işine gül, gül aman gül işine kurban olayım. Bu yorgan da nereden çıktı ya? Hey, bayram, bayram, uyan, uyan. Ne var ya? Günaydın. Uykunuzu alamadınız değil mi? Tabii alamazsınız ya. Hiç burada uyunur mu böyle? Her tarafınız tutulmuştur. Ah zavallılar. Yani şu gildi. Laf aramızda sağ olsun. İnsan misafirlerine bir yatak yapmaz mı canım? Ah Allah'tan gece ben kalktım da üstünüzü örttüm. Hasta olacaktınız yoksa. Of be, her yanım ağrıyor. Uyandın mı Hasan? Uyandın mı yavrum? Yat, biraz daha yat istersen ha. Gel canım. Aa, sen niye oraya oturdun öyle bakayım? Orası Hasan'ımın yeri. Hasan da kim? Canım. Küçükken de hep oraya otururdu Hasan. Kalk bakayım. Geç şöyle yavrum. Sen de oraya geç. Ah, canım benim. Canım. Aa, kahvaltı etmeden mi okula gidiyorsun? Evet teyzeciğim, geç kaldım. Sen bilirsin ama gene de benden söylemesi. Bir şeyler yesen iyi olur. Ha? Sağ ol, istemem. Oo, küçük hanım çıkıyorlar demek. Ziyaret nereye acaba? Okula. Söyledim ya, ben öğretmenim. Hem geç kaldım. Öyle mi? Vah vah. Bana bak. Hiçbir yere gidemezsin, anlaşıldı mı? Nasıl olur? Gitmem gerek. Çocuklar merak ederler. Gitmesi gerekirmiş. Biz buradayken sen de teyzen de dışarı bir adım bile atamazsınız. Gir içeri. Demek küçük hanım okula gidecekti ha? Yoksa bizi ihbar mı edecek? Ah, yavaş ol be, canımı acıtıyorsun. Necati be, sen de her şeye bağırıyorsun ya. Hadi çocuklar, ben gidiyorum. Ah, gidiyor musun? Nereye? Hafizelere. Hafize de kim be? Komşu ayol, Hasan'ımın geldiğini haber vereceğim. Ne, eyvah. Olmaz öyle şey. Durdu şu karıyı. Hacer teyze, Hacer teyze dur. Ne var kız? Doktor sana ne dedi? Bir müddet istirahat edeceksin demedi mi? Aman, doktor bana ne karışır? Oğlum geldi, oğlum. Bana bak, bir yere gidemezsin. Aa, niyeymiş o? Tabii doktor bey haklı. Doktor bey mi? Ayol bu da mı doktor? Evet, İyi doktor. Ya. Ne doktoru? Bırak aptallığı be. Geçin içeri de doktor bey sizi bir muayene etsin. Hop. Hadi geçin şöyle oturun bakayım. Hacer teyze bak. Doktor bey de istirahat etmeni söylüyor. Ne zaman söyledin ya? Sus lan. Hadi isterseniz bir muayene olur. Ayol benim hiçbir şeyim yok. Vardır vardır. Olmaz olur mu canım? Sizin dinlenmeniz gerek. Canım bırakın. Hadi. Tabii doktorcum, hadi göster bakalım. Hadi. Açın bakayım ağzınızı. Aa deyin bakayım. Aa deyin. Aa. 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 Bakın boğazınız rezalet, öyle değil mi doktor? Aa deyin. Ben bir şey görmüyorum. Sen görmesen de olur. Gözlere bak, gözlere çakmak çakmak, öyle değil mi doktor? Hangisi? Doğru yatağa. Doktor sen ne diyorsun? Necati haklı, doğru. İmdat, Hüseyin Efendi yetiş.
oraya bakalım. Kaçıyordun ha, yürü. Doktor bey sizi odanıza kadar götürsün. Sağ ol doktor. Kahvaltıda sana kabalık ettim, kusura bakma. Aa, nedir senin bu pantolonun hali? Çıkar da dikeyim. Tamam tamam, sonra veririm. Siz hele istirahat edin de. Buyurun çıkalım. Al bakalım, dışarıda yakaladım, az daha kaçıyordu. Odasına kapatalım da aklı başına gelsin. Evet lan oğlum. Öğretmen hanım, ben niye çağırdın? Eyvah bekçi. E ne yapacağız şimdi? Demin bekçiye seslendi. İçeri girerken görmüştü. Allah'tan beni görmedi. Bana bak, durumu idare et. Bir hata yaparsan kendini ölmüş bil. Peki tamam. Hadi aç. Hayrola Hüseyin efendi. Bir şey mi var? Siz çağırdınız ya öğretmen hanım. Ben mi çağırdım? Evet. Yoldan geçiyordum. Siz de karşıdan seslendiniz. Yok canım. Ben evden hiç çıkmadım. Sana öyle gelmiş. Allah Allah. Garip. Hoşça kalın. Gözlük mü alsak, ne yapsak acaba? Demek gözlerim iyice ilerlemiş. Hadi bakalım. Seni odana hapsedelim de aklın başına gelsin. Beni korkutacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fazla konuşma da gir içeri. Yok. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Ya ama yok. Bitti. Ha? Sen ne yapıyorsun burada böyle yavrum? Aa. Gül, sen bu saatte ne yapıyorsun evde? Okula gitmedin mi? Gitmedim. Biraz üşütmüşüm de. Değil mi Hasan? Ha? Ha? Ya öyle. O zaman bir doktora görün kızım. Ne oluyor burada? Ha, geldi bak. Çok güzel olmuş. Şuna bir de tuz koyayım. Ayolumunda sahiden karabiber var. Bak şu güle. İlle de işlerime burnunu sokacak. Çocuklar, kapı çalınıyor. Siz bakıverin. Eyvah, kapıyı ne yapacağız şimdi? Telaş etme. Necati oğlum, kapıya baksana. Tamam tamam, anladık. Öğretmenim, öğretmenim. Hadi sen kızın odaya. Ben de şu karıyı meşgul edeyim. Peki. Ne oluyor ya? Öğretmenim. Öğretmenim. Dışarıda bir velet var. Bana bak, sesini çıkartmaya kalkma. Öğretmenim. Kim bu? Öğrencim Ömer. Herhalde okuldan merak ettiler. Eğer görünmezsem iyice merak ederler. Peki pencereden konuş. Bir şey yaparsan karışma. Öğretmenim. Ne o Ömer? Hayrola? Öğretmenim, bugün okula gelmediniz, merak ettim. Biraz hastayım. Belki 2-3 gün gelemeyeceğim, merak etmeyin. Bir şeye ihtiyacınız var mı öğretmenim? Sağ ol Ömer, yok. Hadi bakalım çocuklar sofraya. Doktorcuğum siz şöyle buyurun. Of be, amma da acıktım. Pis boğazlık etme. Uzatın bakalım tabaklarınızı. Hasan. He. Bu yemeği hatırlayacak mısın bakayım? Nereden hatırlayacağım? Küçükken en sevdiğin yemek de ayol. İsmini bilmeden dünyada açmam. Hadi bil bakayım. Hadi bil bakayım. Nereden bileyim? Bir düşün bakayım. Terbiyeli kereviz. Hiç sevmem. Terbiyeli kereviz. Aferin. Bak nasıl da bildi. Getir bakayım tabağını. Bugün canım istemiyor. Olur mu hiç öyle şey? Doktor bir evladım, sen de uzat tabağını. Ben yemesem? Hiç anlamam. Bu Hasan'ımın en çok sevdiği yemek. Mutlaka yiyeceksin. O zaman sen onu Hasan'a gönder. Biz başka şey yiyelim. Ne diyorsun kız? Uf! Sus salak. Hay Allah, kahretsin beni, unuttum.
Tabii kafamı kaldı. Ben bir koşu bakkala gidiyorum içki almaya. İstemez. Geç yerine. Ayol böyle bir günde içki içilmez mi? Ben bile içerim hatırınız için. Hacer teyzeciğim onlar içki içmezlermiş. Ya. Öyle değil mi doktor? Vallahi bir iki kadeh içsek fena olmaz. Kırdın ayağımı. Biz içki içmeyiz. Evet içmeyiz. Hadi canım hiç olmazsa birer nane likörü içersiniz. Dur bakayım dolapta olacak biraz. Sen de pirak mı koyuyorsun pikaba Gül? Aferin yavrum. Bir kadeh daha. Bu Hasan'ımın şerefine. Ayol dolma çok güzel olmuş çocuklar. Niye yemiyorsunuz? Yesiniz abi. Buyurun. Çocuklar bu sizin şerefinize. Teyzeciğim yeter artık. Sen içkiye alışık değilsin. Sen karışma aman. Bugünüm de içmeyeceğim de ne zaman içeceğim. Hadi doktor doldur sen de. Bir kadeh alabilir miyim? Sırası mı bırak şimdi. Ayol şöyle neşeli bir plak koyalım pikaba. Benim gönlüm sarhoş. Yıldızlarına. Aman belaya çattık ha. Bir an önce gitseydik şuradan. Öf ya bu kadın göründüğü kadar hafif değil. Ne olur sarsmayın. Anladık. Nihayet yatırdık. Mini mini bir kuştum. Deli gibi olmuştum. Zavallı teyzeciğim nasıl da sevindi. Hadi bakalım küçük hanım sen de yerine. Bu gece teyzemin yanında kalsam pek iyi değil galiba. Odana in dedik. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Öğrencilerim. Ne yapacağız şimdi? Açmayacağız tabii. Ama evde olduğumu biliyorlar. Kes sesini be. İnsan et, okut. Öğretmeni hayet. Herhalde geçmiş olsuna geldiler. Hemen gönderirim. Olmaz öyle şey. Yemin ederim bir şey söylemeyeceğim. Nasılsa teyzem de yukarıda uyuyor. Orası doğru. Top atsan uyanmaz. Bilmem ki. Ne yapsak Turgut? Pekala açsın. Bayram sen kadının yanına. Uyanırsa oyala. Oldu. Sen de aç kapıyı. Yalnız bir şey söylersen kendin ölmüş bil. Merak etmeyin. Hoş geldin Nurten'cim. Geçmiş olsun Gül. Girin çocuklar girin. Geçmiş olsun öğretmenim. Sağ olun çocuklar. Geçmiş olsun, geçmiş olsun öğretmenim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne zahmet geçmiş ettiniz olsun çocuklar. Duygulandırdınız beni. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Ay, çok sıkıştım. Of. Ay. Eyvah iniyor. Ay, ay, Hacer Hanım, ay, ay. Hacer Hanım. Kahretsin. Kaçırdık. Bu ne sürpriz çocuklar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay canlarım, hoş geldiniz. Ay durun bakayım yaramazlar. El öpenleriniz çok olsun. Hoş geldin Nurten'ciğim. Hoş bulduk teyzeciğim. Hacer teyze niye kalktın? Hadi git yat. Allah şimdi yandık. Salak Bayram nasıl bıraktı onu aşağı? Mahvolduk. Gel şöyle. Hadi Hacer teyzeciğim ne olur. Niye yatayım ayol? Kimseye bir şey söyleyemediğim için patlıyorum zaten. Nurten'ciğim müjdemi isterim. Oğlum geldi, Hasan'ım geldi. Öyle mi? Gözünüz aydın Hacer teyze. Eyvah şimdi ne olacak? Durun çocuklar durun. Bulup getireyim de oğlumu görün. Hasan! Teyzeciğim Allah aşkına bırak şimdi. Asıl sen bırak. Delirdin mi ne? Hasan! Allah Allah! Ay nereye gittiler bunlar? Yer yarıldı yerinde bile girdiler. Teyzeciğim sanki dışarı çıktılar herhalde. Başka zaman gösterirsin. Yok yok buradadırlar. Necati, doktor, Hasan! Ay çocuklar neredesiniz? Hadi çabuk saklanalım. Hasan neredesiniz?
Hasan, Necati, doktor. Hasan. Hasan. Hasan, dur teyze. Neredesin çocuklar? Dur teyzeciğim, oraya gitme. Eyvah. Neredesiniz çocuklar? Hasan. Aa. Aha. Ne yapıyorsun orada? Bir şey düşürmüşsün de onu arıyorum. Ayol, bağırmaktan sesim kısıldı. Çocuklar işte oğlum, alkışlayayım bakayım. Aa. Şimdilik yok mu öyle? Hadi gel, seni Nurten öğretmene tanıştırayım. Ulan şu karı bütün işleri alt üst etti. Gösteririm ben ona. Yalvarırım teyzeme, bir şey yapmayın. Ne yapsın zavallı, onun hiçbir şeyden haberi yok ki. Sen de tam çişe gidecek zamanı buldun salak. Ne yapayım, tutamadım kendimi. Artık bu evde kalamayız Necati, ben ortaya çıktım. Haklısın galiba. Senin tanınman hiçbirimizin işine gelmez. O halde hemen gidelim. Acele etme. Hele bir hava kararsın da. Sana bir haberimiz var küçük hanım, sevineceksin. Nedir? Bu akşam bu evden gidiyoruz. Gidiyorsunuz demek. Çok şükür. Eyvah! Gene kapı çalmıyor. Bana bak, bu sefer kapıyı açmak yok, tamam mı? Geldim ayol, geldim. Patlamadın ya. Geldim, aman geldim. Yandık, karı kapıyı açıyor. Durdur onu. İmkansız, bir şey yapamaz. Sen yanında kal. Biz içerideyiz, ona göre. Sakın ağzından bir şey kaçırmasın. Ha, merhaba Acer Hanım. Rahatsız etmedik ya. Yo, ne münasebet. Buyurun Şerafettin Bey, buyurun. Bak Hacer Hanım, düşünmek için bir hafta mühlet istemiştiniz. 15 gün oldu, ses seda çıkmadı. Yanılıyorsunuz Şerafettin Bey. Eğer kararımızı değiştirirsek sizi çağıracağımızı söylemiştik. Yani evi satmıyor musunuz? Bakın avukat bey, verdiğiniz para çok az. Hem biz evimizden memnunuz. Canım kızım, sen ne anlarsın ev işinden? Yahu Hacer Hanım, sen de bir şey söylesene, ev senin. Ne söyleyeyim ben Şerafettin Bey? Ben bu işlerden anlamam. Gül bilir. Ne demek anlamam? Sen anlamayacaksın da bu küçük kız mı anlayacak? Senin bu külüstür evine tam 350 bin lira para veriyorum. Evet, tam 350 bin lira. Vay anasını. Paraya bak be. Allah Allah. Şşş, sus lan. Ben de bu paranın çok az olduğunu söylüyorum. Zaten satmaya da niyetimiz yok. Bak Hacer Hanım, İyi düşün, etrafa kulak asma, sonra pişman olursun. Sat şu evi bana. Vallahi kusura bakma Şerafettin Bey, bu işi Gül bilir. Pekala, 20 bin lira daha veriyorum. Evinin fiyatı 370 bin lira oldu. Hadi at şu kağıda bir imza, al 370 bini. Para hazır. Evet, para hazır. Şimdilik niyetimiz yok. Satmaya karar verirsek size bildiririz. İyi düşünün. Ama neyse, bırakın şimdi bunları. Şerafettin Bey, senin haberlerin var. Tamam haber... teyze, tamam. Tekrar düşünürüz. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Ah. Hadi bize müsaade. Ayol durun oğlum. Olur teyze, olur. Güle güle. Kız lafı niye ağzıma çıkadın öyle, konuşturmadın beni? Ha? İşler sarpa sarıyor galiba beyefendi. Yok canım, eninde sonunda satacaklar. Daha ne kadar bekleyeceğiz beyefendi? Bu ev olmadan inşaata başlayamıyoruz. Başlayacağız, az kaldı az. Hele bir de şu evi ucuza kapatabilirsek yaşadık. Bana bakın, müteahhidin söylediklerini duydunuz. Ne olacak? Ne olacağı var mı? Herif 370 bin veriyor bu eve. Soygunda alacak olduğumuz paradan daha fazla. Ne yapalım? Bu para bizim olabilir. Yapma ya. Sahi mi? Ne demek istiyorsun? Bu kadın oğlu isterse evi satar mı? O da sorulur mu? Hacer Hanım seni neyi zannediyor? Oğlu. O halde? Hala anlamadım. Yani kadından evi satmasını mı isteyeceğim? Şöyle. Allah, yaşadık. Olmaz öyle şey, yapamam. Niye ya? Bana bakın. Hemen giderim buradan. Deli misin sen? Aptallığı bırak. Öyleyse ben yalnız giderim. Ya ama yok. Bir yere gidemezsin. Ne olur gidersem? İhbar ederim seni. Kalleş. Bırak aptallığı. Bu evde kalmamız gerek oğlum. Ne zaman çıkacaksınız? Nereye? Ne demek nereye? Bu akşam gideceğinizi söylemediniz mi? Söyledik. O halde? Şimdi vazgeçtik, kalıyoruz.
Ne yani? Biz hep böyle hapis mi kalacağız? Merak etme, bir çaresine bakarız. Okula gitmem gerek. Pekala, yarın okula gidersin. Kimseye bir şey söylersen teyzeni bir daha göremezsin. Anlaştık mı? Hacer teyzeciğim, ben okula gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Dur ayol, kahvaltını yap da öyle geç. Olmaz, çok geç kaldım. Aman deli kız sen de. Turgut, şu kızı takip et. Peki ama ya görünürsem? Oğlum seni kimse görmedi. Zaten kadının oğlu olarak biliniyorsun. Asıl biz görünürsek yandık. Hadi çabuk ol. Pekala. Bana bak. Düğmeye kalkma. Merak etme. Hüseyin efendi. Oo, öğretmen hanım. Nasılsınız? Sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun, sizi dinliyorum. Efendim? Sizi dinliyorum. Anlamadım, niye? Yani bana bir şey diyeceğim de dediniz ya. Öyle mi dedim? Yok canım, sana öyle gelmiş. Hatırlamıyorum. Allah'a ısmarladık. Allah Allah. Gözlerimi anladım ya. Kulaklarıma ne oldu acaba? Ya Necati, ben sıkılmaya başladım. Ne zaman gideceğiz bu evden? Oğlum sana kaç kere söyledim. Önce kadına evi sattırıp paraları alalım sonra. İyi ama uzun sürer bu iş. Sürmez oğlum, sürmez. Bizim Turgut ev annesinden istedi mi oldu bu iş. Allah gelsin paralar. Şşt, yavaş ol be. Karı duyacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz bakayım burada? Oturuyorduk Hacer Hanım. Hadi gelin bana mutfakta yardım edin. Cevizli kek yapıyorum. Ay çok teşekkür ederiz. Bayılırım cevizli keke. Size değil ayol, misafirlere yapıyorum. Ne misafirleri? Onlar da nereden çıktı? Bugün benim kabul günüm. Ne günün ne günün? Kabul günüm mü? Ya kabul günüm. Misafirlerim gelecek. Söyle gelmesinler. Evet gelmesinler. Aa, nasıl söylerim ayol, gelecekler. Hadi sallamayın tembeller, yürüyün mutfağa. Bu karı beni çıldırtacak. Sakin ol Necati, iyi davranmalıyız. Haklısın, çaresiz katlanacağız. Gelin bakayım çocuklar. Sen havanda şu cevizleri dök. Sen de şu yumurtaları çırp bakayım. Tamam, tamam. Tabii, hayvan böyle iş. Siz onları yapa durun. Ben de bu arada gideyim bari odayı düzelteyim içeride. Ha, yerleri kirletmeyin ha. Olur. Parmak gitti. Kızma ama Necati, çok beceriksizsin. Hayvan herif, benimle uğraşacağına işine bak. Aa şuraya bak. Aa, ne oluyor ayol? Buranın hali ne böyle? Şey, yumurtaya un koydum da. O kavanozdaki un değil, karbonat ayol, karbonat. Ay. Nasıl gidiyor bakalım? Bitti Hacer Hanım. İyidir iyidir. Sağ olun, yoruldunuz. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım siz dışarı. Anlamadım. Dışarı mı? Nereye yani? Sokağa ayol, sokağa. Ne işimiz var bizim sokakta Hacer Hanım? Ayol, kadınların gününde erkeklerin ne işi var? Hadi çıkın dolaşın. Yani ne güzel çalışıyorduk, dolaşmasak olmaz. Olmaz Hacer, olmaz hadi. Biz yukarıda otururuz. Olmaz, hadi bakalım akşama gelirsiniz. Hadi güle güle. Hava kararmadan dönmeyin. Kusura bakma doktorcu. Hacer Hanım, şey, bizi kimseye söylemezsiniz değil niye mi? Niye ayol? Canım, bayramın her gittiği yerde hastalar başına üşüşüyor. Tabii yoruluyor zavallı. Merak etmeyin, siz istemezseniz söylemem. Hadi güle güle. Eyvah, minnoş pasta yiyecek. Kaldık ortada. Ne yapacağız şimdi? O da sorulur mu? Tekrar içeri gireceğiz. Biraz dolaşsaydık. Sersem. Ya biri bizi tanırsa? Hem sonra bu kadına güvenilmez. Herkese anlatır. Yürü, bodrumdan gireceğiz. Aman Hacer Hanım, pek güzel olmuş bu kekler. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya pek güzel olmuş. Al ayol, bir tane daha al. Alırım ama şekerime dokunuyor. Ah bu havalar Hacer'cim. Ya bir açıyor bir kapıyor ya. Romatizmalarım iyice azdı. Gözün aydın Hacer Hanım. Nihayet oğlun geldi. Teşekkür ederim. Sağ olasın Hacer'cim. Duaların kabul oldu. Sağ ol Hafizeciğim. Sağ ol, sağ ol. Hadi iç kahveni de sana bir fal bakayım. Hadi içeyim. Neyse halim, o çıksın falim.
Ya ben hiçbir şey duyamıyorum. Sus be, bir de sen gürültü etme. Aman Hacer Hanım, ne güzel fal bu. Bak bak, sen de kendi gözlerinle gör. Senin oğluna kısmet var. E tabii kardeş, bunca yıl sonra sen de oğlunun mürvetini göreceksin. İnşallah Leman'cığım, inşallahsıyla. Ayol, bu kısmet sizin evin hemen yakınında, bak. Dur bakayım ayol. Aa vallahi öyle. Sen de bak. Ya pek yakın ayol. Nereye ulan? Çok sıkıştım. Ulan sen çişini tutmasını bilmez misin salak herif? Koşun, koşun, yetişin, burada biri var. Ne oluyor? Kim var? 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 Aa, bir erkek. Oğlum, oğlum, kim? Kim ayol? Doktor bey oğlum, doktor bey oğlum. Ne işin var senin burada böyle? Doktor, doktor, doktor. Akşam olmadı mı daha? Ne akşamı evladım? Güpe gündüz ortalık. Allah seni kahretsin sersem herif. Allah Allah, hiçbir şey anlayamadım. Peki Necati nerede? Şey, o yok, gitti. Hani benden bahsetme demiştin, niye geldin? Ama olsun, sevaba gidersin. Tanıştırayım size. Oğlumun arkadaşı Doktor Bayram Bey. Kasım Bey, doktor mu? Doktor Bey, size bir şey danışacağım. Doktor, benim romatizmalarım gene azdı. Ayol, öyle itip kalk yine de mi? Doktor Bey, oğlum geç şöyle. Tansiyonum çok düşük doktor. Ne tavsiye edersin? Ne bileyim ben? Biraz da bana. Doktor bey evladım, benim şekerim var. İyi, bir tane de bana verin. Ay, ne şakacı adam. Ay, bayıldım doğrusu. Doktor bey, kalbimi bir dinlesen. Ne duyuyorsun? Gurul gurul bir şey ötüyor. Aa, orası karnım ayol. Bak, beni niye takip ediyorsun? Yok canım, dolaşıyordum buralarda. Geziniyordun demek. Tabii. Nedense benim çevremde geziniyorsun. Size kimseye bir şey söylemeyeceğim dedim. Hiç olmazsa sokakta rahat bırakın beyim. Ya, bırakalım da ihbar et bizi diyeyim. Nasıl ihbar ederim? Teyzem elinizde. Belli olmaz kızım. Başımı da derde soktunuz. Siz gittikten sonra nasıl anlatacağım bunu teyzeme? Bu durumu kendin hazırladın küçük hanım. Ama kısa bir müddet içinde. Merak etme. En kısa zamanda gideceğiz. Evinde kalmaya ben de bayılmıyorum. Hadi Hasan'ım, sofraya. Hadi. Bir dakika. Ay, gene mi kereviz ya? Bıktık ya. Mis gibi kokuyor Hacer Hanım. Kim bilir ne güzel olmuştur. Biz zaten bayılırız kerevize. Öyle değil mi doktor? Ne diyorsun sen ya? Afiyet olsun evladım. Doktor, madem seviyorsun, uzat tabağını da biraz daha vereyim. Hadi ulan başla. Neye başlayayım? Ev meselesini aç. Aa, peki. Hacer Hanım. Söyle doktorcum. Artık yalnızlıktan iyice kurtuldun. Ya çok şükür. Oğlun geldi, kızın da var sayılır. Ama hep bu köhne evde oturup kalamazsın. En iyisi burayı satıp kurtulmalısın.
Sonra da oğluna münasip bir kısmet bulur, evlendirirsin, mürüvvetlerini görürsün. Tabii, haklısın evladım. Ben zaten kararımı verdim. Satıyorsun yani evi. Yok canım, benim daha hayırlı bir niyetim var. Gül'le Hasan'ı evlendireceğim. Evlendirecek misin? Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Sırası mı şimdi? Olmaz öyle şey. Aptal herif, sen soktun bu işi aklına. Ne bileyim ben? Teyzeciğim, ben evlenmem. Sanki ben evlenirim. Ben de evlenmem. Ah, şunlara bak. Ne demek evlenmem? Yüreğimi mi indireceksiniz ayol? Bakın Necati doktor, siz de şahit olun. Eğer evlenmezlerse bundan sonra benden istedikleri hiçbir şey yapmam ben de, bilmiş olsunlar. İşler sarpa sarıyor. Ne yapacağız? Ev işi yatabilir. Hacer Hanım, hemen evlenmeleri doğru olmaz. Önce bir nişan yapsak. Pekala. Ama nişanı bu hafta yapacağız. Ne dersiniz? Tamam. Ulan idare et. Zaten başka ne yapabilirim? Tamam. Biz kabul ediyoruz. Evet. Tamam. Ama teyzeciğim olmaz ki. Ne demek olmaz ayol? Ama onlar şey... Aa, Gül, olmadı falan yok. Bu iş olacak. O kadar. Ne o, gene mi beni takip ediyorsun? Bırak peşimi. Ne yapayım, mecburum. Keşimi bırakmazsan bağırırım. Yavaş ol bakalım. Hem insan müstakbel nişanlısına böyle mi davranır? Bana bak, ben senin nişanlın falan olamam. Kızma canım, numaradan olacaksın. Numara bile olsa istemem. Sanki ben isterim. Ne yapalım, mecbur kaldık işte. Hem sen dua et, teyzenin nişanı evde yapmaya razı ettik. Biliyorsun düğün salonu diye tutturdu. Öf, ne işler açtınız başıma. Asıl sen benim başıma neler açtın. Hiç de değil. Ne yani, oğlu numarası yapmayı ben mi istedim? Ne yapabilirdim? Sizi teyzeme başka türlü nasıl tanıtırdım? Salak herif. Dün akşam bir çuval inciri berbat ettim. Ne yapayım? Sen söyledin. Hadi çocuklar, ben sokağa çıkıyorum. Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak ayol? Alışverişe. Alışverişe mi? Gitme. Aman ya, ne saçma sapan konuşuyorsunuz. Koskoca nişan yapıyoruz. Hiç alışveriş yapmadan olur mu? Allah'a ısmarladık. Eyvah. Gidiyor ya. Ne yapacağız şimdi? Bu karıyı takip etmek lazım. Bak kuyumcuya gir. Vay anasını. Gel şurada bekleyelim. Evladım, şunları bozdurmak istiyorum. Tabii teyzeciğim. Ah, çeyizimden kalmadır bunlar. Öyleyse niye satıyorsunuz? Sorma oğlum. Oğlumu nişanlıyorum da. Neyse, feda olsun ona. Siz bilirsiniz. Ne yapıyor bu karı içeride? Hala çıkmadı. Bekleyeceğiz, çare yok. Doktor Necati. Ay korktum. Ayol, ne işiniz var sizin burada? Biraz dolaşmaya çıkmıştık da. Ha. Evde sıkıldık. İyi. Hadi, hadi benimle alışverişe gelin. Yardım edersiniz. Biz dönsek. Evet, yorulduk. Aa, kırmayın beni. Hadi yürüyün bakayım. Yaramazlar. Gelin çocuklar, şuradan yiyecek bir şeyler alalım. Eyvah, ulan dur, buraya giremeyiz. Niye ya? Aa, soyduğumuz yer. Hadi çocuklar, yürüsenize. Buraya giremeyiz. Niye ayol? İyi değil burası. Pahalıdır, pahalı. Niye pahalı olsun? Ben hep buradan alışveriş ediyorum. Hadi yürüyün bakayım. Biz gidelim. Evet, gelin. Ay, uğraştırmayın beni canım. Bakın, herkes size bakıyor. Hadi yürüyün, yaramazlar. Çare yok, gideceğiz. Kapa suratını. Şşt, Necati, paketler az geliyor, görünüyorum. Kaybol ulan, kaybol. Ne konuşuyorsunuz ayol? Hadi gireyim. Dur ya, seninkinden bir tane alayım. Bırak ulan benim paketleri. Bu sefer ben görüneceğim, salak. Peki ben ne yapacağım böyle? Kaybol dedik ya. Kaybol da yürü. Peki kaybolayım, yürüyeyim. Ayol, hala konuşuyorsunuz. Gelsenize. Geliyoruz. Hay Allah.
Beyim paketinizi düşürdünüz. Teşekkür ederim. Ula Bekçi. Çaktırma. Şişt, çaktırma. Çaktırma yürü. Çaktırma. Ölmemiş. Sırıt ulan, sırıt ulan. Hadi yürü. Neredesiniz çocuklar? Deminden beri sizi arıyorum. Hadi gidelim. Bekçi ölmemiş. Ölmemiş ama gene de suçlu sayılırız. Bırak şimdi bu ağızları, artık bizi unutmuşlardır. Bana bakın, gelin teslim olalım. Saçmalama oğlum, kimse bizi aramıyor ki. İşimiz kolaylaştı sayılır. Şu saf karıya evi sattırdık mı? Gelsin paralar. Hasan, oğlum yarın Telli Baba'ya gideceğiz. Hı? Telli Baba'ya mı? Ne yapacağız orada? Adak adamıştım sen gelmeden, geri dönmen için. Ben gelmesem olmaz mı? Aa, olur mu evladım? Hem Gül de gelecek, oradan da gezmeye gideriz. Hadi gel bana yardım et, hadi. Bana bak, bu Turgut'un durumunu hiç beğenmiyorum. Niye? O kız bunu da mı kandırdı nedir? Ne yapacağız öyleyse? Yarın biz de peşlerinden gideceğiz. Bu Hacer Hanım'ın Almanya'dan oğlu gelmiş. Ne olmuş peki? Bu akşam da oğlunu o öğretmen kızla nişanlıyormuş beyefendiciğim. Ya bu güzel işte. Ben sana her şeyin bir çaresi bulunur demedim mi be kardeşim ha? Sevdim bir genç kadını. Ansan onun adını. Her şey benim ona bağlar. Kalbim durmadan olmaz. Aşkım hiç sönmeyecek. Nerede kaldın be? Bekçiyle beraberdim. Ne? Ne yaptın ulan bekçiyle? Adam beni doktor zannediyor. Bütün hastalıklarını anlattı. Tüh Allah kahretsin, bir bekçi eksikti. Bana bak, Hacı Hanım her yerde seni arıyor. Beni bulursa mutlaka misafirlerine tanıtır. Sen merak etme, ben vaziyeti idare ederim. Hadi bakalım. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ama niye zahmet ettiniz canım? Aman efendim, buyurun. Zahmet rica ederim, buyurun. Buyurun. Evi isteyen müteahhit burada. Turgut'la konuşuyor. Sahi mi? Yaşadık. Kısmet ayağımıza geldi. Gidip mutlaka dinlemeliyim. Hani sen saklanacaktın? Para bu oğlum, senin aklın ermez. Hem ben senin arkana saklanırım, sen de beni etraftan gizlersin. Hadi kalk. Olur. Söylediğim gibi delikanlı, bu eve çok ihtiyacım var. Size verdiğiniz paraya bu evi satmayacağımızı söylemiştik. Canım efendim, para kolay mı kazanılır zannediyorsunuz? Neler konuşuyorlar acaba? Ya hiçbir şey duyamıyorum.
Bir dakika lütfen. Oo, doktorcuğum gel hele gel. Artık bu konuyu kapatalım lütfen. Buyurmaz mısınız beyefendi? Aa, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Kararım nedir delikanlı? Vallahi bilmem ki. Ne demek bilmem be, kabul et. Annenle bir konuş, yarın bana gel. Tamam efendim, kabul ediyoruz. Anlamadım, neyi kabul ediyorsun? Ay affedersiniz, karıştırdım. Hadi be işte tamam. Ama nasıl olur? Oğlum bütün işimizi buna bağladık, kabul et. Ne diyorsunuz? Pekala, annemle konuşacağım. Oh be çok şükür. Oldu bu iş. Sizi yazıhanemde bekleyeceğim. Allah kahretsin seni. Gül dur bir dakika. Bir limonata daha almaz mısınız beyefendi? Teşekkür ederim. Buyurun. Öyle efendim. Öyle. Necati Bey oğlum ne yapıyorsun öyle? Garsonluğa mı başladın yoksa? İlahi ev mi? Şerafettin Bey tanıştırayım. Oğlumun arkadaşı Necati. Öyle mi? Memnun oldum. Ya ne demezsiniz, ben de öyle. Bu işin sonu kötüye varacak. Git hemen kadınla konuş. Ne diyeceğim kadına? Ne diyeceğimi var mı? Baksana dün akşam da beni önüne gelen herkese tanıştırdı. Evi sattırıp bir an önce gitmeliyiz buradan. Gelin bu işten vazgeçelim. Lafa bak. Bu kadar tehlikeye boşuna mı katlandık? Şurada paralara kavuşmamıza ne kaldı? Tabii ya. Hadi hazır Gül de ortada yokken hemen fırla. Kadın odasındadır. Günaydın. Günaydın Hasan'ım. Sen niye böyle erken kalktın bakayım? Yoksa bir şey canın mı sıkıldı? Söyle bakayım anneciğine. Sana bir şey söyleyecektim de. Bak benim de sana bir diyeceğim var. Düşündüm, taşındım, evi satmaya karar verdim ben o adama. Sahi mi söylüyorsun? Hacer teyze, sen ne söylediğinin farkında mısın? Gül. Ay yüzümü patlattın. Kız sen nereden çıktın öyle birdenbire? Demek evi o paraya satacaksın ha? Niçin peki? Niçin olacak? Oğlum için, sizin için. Peki bu evde gittikten sonra satacak başka bir şeyin kalacak mı? Ne demek istiyorsun sen? Şunu demek istiyorum. İki parça bileziğini bile oğlun için sattın. Sahi mi? Peki, her şeyin elinden gidince oğlun ne verecek sana? Sen anlamazsın kızım. Hasan'ım için her şeyimi satarım. Oğlum için canım feda. Sen ana olmadığın için anlamazsın. Bir gün ben de anne olacağım ama senin gibi aptal bir ana olmak istemem. Sus diyorum sana, sus! Hacer teyze. Hey, Gül, yavrum, yavrum bir şeyin yok ya. Hayır yok. Kusura bakma, istemeyerek oldu can. Asıl siz kusura bakmayın, terbiyesizlik ettim. Terbiyesizlik mi ettin? O ne biçim laf öyle? Sen benim kızım sayılırsın. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Kızım yanımda, oğlum yanımda. Ne olur bırakın da istediğimi yapayım. Bu kadar mutluluğu çok görmeyeyim bana. Hadi neyse, kapatalım bu lafları. Hani sen bana bir şey söyleyecektin Hasan. Neydi o? Bilmem. Mühim bir şey değildi herhalde. Unuttum. Ya, gözlerin kızarmış. Ağladın mı yoksa? Yok canım. Daha neler. Bir şey kaçtı herhalde. Anne. Sen daha uyumadın mı oğlum? Uykum kaçtı da. Anne, senden bir şey isteyeceğim. Söyle yavrum, hemen yapayım. Evi satmaktan vazgeç. Ama ben senin için oğlum. Anne, ben böyle istiyorum. Peki yavrum. Sen nasıl istersen.
oldu anlat. Olmadı, yapamadım. Niye ya? Hacer Hanım evi satmak istemiyor. Ne demek istemiyor? İsrar etseydin? Ettim, kabul etmedi. Elimden geleni yaptım. Benden bu kadar. Beceriksiz herif, ne olacak? Başka bir çare bulmamız lazım. Beyefendi karşıda. Eyvallah. İyi günler beyefendi. Oo, merhaba, hayrola, arkadaşınız nerede? Annesiyle konuşmamış mı? Konuşmuş ama bir türlü kabul ettirememiş aptal herif. Hay Allah. Bakın şimdi, Hacer Hanım için evin kendisi önemli değil mi? Evet, tabii. Mesela ev ortadan kalksa. Nasıl yani? Yansa mesela. Hacer Hanım arsayı satmaya mecbur olur. Güzel. Ama ev nasıl yanar? Kim yakar? Anlaşabilirsek ben. Siz mi? Evet ben. O zaman teklif ettiğiniz paranın yarısını bile alırsınız evi. Üste kalan para da benim olur. Kabul mü? Anlaştık mı? Kabul. Anlaştık. Eyvah bekçi. Durun yoksa ateş ederim. Hacer Hanım evini yakıyorlar. Eyvah. Eyvah ya. Eyvah. Evini yakıyordu onlar. İşte şu bidonlardan gaz döktüler. Vicdansız adamlar. Sersemler. Yok canım, olamaz. Bu bidonların içinde su var. Ne suyu Hacer Hanım? Bal gibi gazdı. Sonra da kibriti çaktılar. Hay Allah! Gördünüz mü yaptığım işi? Ne işler açtın başıma? Ayol, o kibriti pencereden ben attım. Deli misin sen Hacer Hanım? Bunlar yaktı, gözlerimden gördüm. Ayol, senin gözlerin zaten bozuk. Nereden göreceksin? Aa, say. Peki kibriti sen attın ama bunlar da gazı döküyorlardı. Ona ne diyeceksin? Ne laf anlamaz adamsın sen. Bunun içinde su var diyorum, su. Yangını söndürmek için getirdiler besbelli. İnanmazsan bak. Hacer teyze. Anne. Ne yapıyor bu ya? Vay anasını. Bütün gazı içiyor bu be. Gördün bak. İnandın mı şimdi? Oh. Amma da susamışım içimde. Sana hiç inanmaz mıyım Hacer Hanım? Yalnız şu her şeyin yerini değiştirmekten vazgeçsin. Ne yapayım ayol, alışkanlık. Doğru doğru. Hadi hepinize iyi geceler. Geçmiş olsun. Teyze. İyisin ya. İyiyim. Bir merak etmeyin, iyiyim. Görüyorsunuz değil mi? Sizin yüzünüzden neler oldu? Evet, her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Bir an önce gidip teslim olsaydık bütün bunlar olmazdı. Haklısın, hemen gidip teslim olmalıyız. Zaten suçumuz da az sayılır. Bu evde yaptıklarımızı saymazsan öyle. Dün akşam her şeyi berbat ettiniz. İki insanın da bütün umutlarını yıktınız. Gül dün akşamdan beri konuşmuyor benimle. Hacer Hanım da ortalarda yok. Gül, bir dakika bekle beni. Desene, alev bacayı sardı. Gül, ne olur biraz dur, seninle konuşmak istiyorum. Ben de seni dinlemek istemiyorum. İnan bana Gül, seni aldatmadım. Onların yaptıklarından haberim bile yoktu. Sana inanmıyorum. İnan bana, suçum yok. Seviyorum seni Gül. Sevmek ya. Sen ve arkadaşların ne anlarsınız sevgiden. Teyzem de inandı sizlere. Ama şimdi nasıl yıkıldı zavallı teyzeciğim. Thank you.
Gül. Efendim? Müteahhitte telefon ettim. Niye? Kararımı verdim. İstediği fiyata evi satıyorum. Peki ama sebep ne? Ne? Satıyor musun? Gözünüz aydın beyefendiciğim. Nihayet bütün hayalleriniz gerçekleşecek. Sağ ol avukat. Fiyatı ne kadar indirelim dersin? Siz bilirsiniz efendim. Kadın nasıl olsa satmak zorunda. Merhaba Hacer Hanım. Gelmeyiz diye merak ediyordun değil mi? Doğru. Bu döküntü evi benden başka kim alır? Acıdım işte sana. Bak noter bey de burada. Önce bir anlaşma yapacağız. Paralar da bu çantada hazır. Pekala, içeri buyurun. Bayram. Çaktırma idare et. Hacer Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Efendim ben müteahhit Azmi Şeker. Oh, ne var? Ne oluyor? Bu ev hakkında konuşmak istiyordum. Ne diye? Bu eve talibim de. Be kardeşim, bu evi ben alıyorum. Bak anlaşma yapacağız. Ama benim teklif ettiğim para daha cazip olabilir. Öyle değil mi? Buyurun içeride konuşalım. Allah Allah, nereden çıktı bu herif? Hacer Hanım, ben evinize tam 800 bin lira veriyorum. Yahu kardeşim, nereden çıktın sen? Çekilsene aradan. Ne demek efendim? Alıcı alıcıdır. Pekala, ben 810 bin veriyorum. O zaman ben de 1 milyon veriyorum. Yahu avukat, ne diyor bu? Milyondan bahsediyor, mahvolduk. Ama ne yapalım, biz de arttırmak zorundayız. Maalesef beyefendi, maalesef. Pekala, ne yapalım, biz de veriyoruz. O zaman benden 1,5 milyon. Yahu bu adam çıldırmış. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Delirdin mi be? Yo, evin hakiki değerini veriyorum. Bak güzel kardeşim, burası bana lazım. Bu evin etrafındaki bütün yerleri aldım. Sen burada bir şey yapamazsın. Orası sizi alakadar etmez. Evet, 1,5 milyon diyorum. Ne diyorsunuz? Yahu ne yapacağız avukat? Kabul etmek zorundayız efendim. Of, tamam tamam kardeşim, kabul ediyor ve bu parayı veriyorum. Hem de senden 100 bin lira fazla. Sahi mi? Evet, evet ya. Ama bu son, çünkü buraya ihtiyacım var. Madem öyle, ben de arttırmıyorum. Ev sizin, hayırlı olsun. Size de Hacer Hanım. Ne oluyor, anlayamadım gitti. Gül, sen bir şey anladın mı? Ver ver şunu bakayım bana. Buyur parayı Hacer Hanım. Üstünü de tapu dairesinde alırsınız. Hanım, şuraya bir imza. Nereye? Şuraya. Şuraya. Yahu ben bu işte kar mı ettim, zarar mı? Çıkamadım bu işin içinden. Anne, sana veda etmeye geldik. Artık gitmemiz gerekiyor. Almanya'ya dönüyoruz. Demek dönüyorsunuz ha? Evet. Bunları almadan mı? Neleri? Bunları. Bütün istediğiniz para değil miydi benden? Alın işte para. Alın. Ne? Niye sustunuz? Alın işte hepsi siz. Bizi affedin. Evet, önce bu parayı istemiştik. Ama bizim için yaptıklarınızdan sonra... Sana teşekkür borçluyduk. Bunun için o müteahhit numarasını yaptık. Affet bizi. Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. İnan bize. Allah'ıma çok şükür. Sizleri böyle gördüm ya. Artık ölsem de gözlerim açık gitmez. Hadi gidelim. Thank you.
Güle güle doktor. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Allah'a ısmarladık. Turgut. Turgut mu? Oralarda sakın üşütme oğlum. Sana kereviz pişirip getireyim mi oraya ziyaretine? Neyse. Ne diyor ya? Vay anasını. Anne yoksa? Her şeyi biliyordum ya, her şeyi. Hasan'ımın acısına dayanamadığım için bilmezden geliyordum. Onun yokluğunu siz unutturdunuz bana. Ama sizin yokluğunuzu kim unutturacak? Onun için geri gel. Çabuk gel. Yavrum. Yavrum. Allah bir evlat aldı ama 3 evlat verdi yerine. Bekleyeceğiz sizi. Evet, ben de bekleyeceğim Turgut. Thank you.